gün yepyeni bir oyun sahnelerde yerini alıyor. İlk kez oynayacaklar. Oldukça heyecanlı, harika, genç, güzel bir grup yanımda. Münferit Tiyatro. Bugün Münferit Tiyatro'yu konuk olduk. Oyunumuzun adı Kuşları Bile Vurdular. Sevgili Selena Demirli Doğan yönetmiş ikinci oyunu. Bu sezon. Kutluyorum. Teşekkür ederim. Kaleme alan, aynı zamanda sahnede yaşatan arkadaşımız Kübra Karatepe yanımda. Evet. Ve şahane ekip, isimlerini söyleyin kızlar. Yardımcı yönetmenimiz Hilal Yapıcıoğlu. Şu evet. An biraz küçük bir ses rahatsızlığı yaşıyor. Hasta olmuş. Sesi kısılmış. Yardımcı yönetmenimiz, ışık tasarımcımız Mahmut Çaymaz. Evet. Ve ses ve ışık operatörümüz ve aynı zamanda reji asistanımız Ezgi Baştan. Hey! Yepyeni bir oyun. Evet. Evet, şimdi yazdınız bu oyunun konusu ne? Sahneye koyulma hikayesi nedir? Evet. Neler yaşandı? Bu taze ekip nasıl bir araya geldi? Genç, güzel, dinamik bir enerji çıktı. Hadi Kübra. Şöyle, Bosna Savaşı benim üniversite yıllarında çok ilgimi çekmeye başlamıştı. Bir kitap okumuştum, ondan çok etkilenmiştim. Uluslararası ilişkiler okuduğum için tez hocama ben bu konuyla ilgili bir tez yazmak istiyorum dedim. Ve tez yazdığım için içine girdikçe beni çekti. İçine girdikçe beni çekti ve şuramda sanki böyle yaşanan bir yara bıraktı. Yaşanan acılar, her şey, evet. Değil mi? Ben çok de kötü. Kitap okumuştum yıllar önce. Şurada insan, evet, kötü hissediyor. Aynı konudan mı? Evet, 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 aynen, aynen. Daha sonra bir oyun yazmaya başladım. Aslında çok komikti. Selena ile ikimize iki kişilik bir absürt komedi yazıyordum. Sonra Selena dedi ki boş ver, sen tek kişilik bir oyun yaz. Ama komediyi de yapın. O yeteneğiniz var. Nokta koyalım şurada konuşmamızı. Evet. Mutlaka onu da bekliyorum. Tabii ki yapacağız. Sonra ben de düşündüm ve zaten tiyatroyu kurma amacım tamamıyla böyle toplum tarafından görülmez olan, hasır altına itilen konuları göz önüne getirmek, göze sokmak. Senin özel, o yüzden münferitsin, teksin. Münferit tek başına demek. O da tek başına olanların yalnız yürümeyeceğini anlatmak adına. O yüzden şöyle bir ekip kuruldu. Çok anlamlı. Ben de niye münferit diye düşündüm. Çok yakın arkadaşlık zaten. Yani şehir tiyatrosu zamanlarından beri arkadaşım. Ne güzel. Daha sonra onun böyle bir hayali olduğunu ben bildiğim için yani tek kişi bir şey yapsın, hem sahneye koymak daha belki konforlu olur bizim için, hem de ben de daha da çok destek, çünkü farklı projeler de var biliyorsunuz. Evet. Sonra o yazdı, ben de çok etkilendim. Başta böyle bir yönetir miyiz, yönetmez, tam böyle bir belirsizlik vardı ama sonra o kadar içinde buldum ki kendimi hikayenin, dedim ki tamam, yani ben bunu yönetmek isterim gerçekten. Vay. Çok da bana da dokundu hikaye gerçekten. Daha sonra yola başladık ve artık bir ekip kurmamızın zamanı geldiğini anladığımızda da sırayla, şöyle bir aynen, sırayla önce Ezgi, sonra Hilal, ondan sonra Mahmut aramıza katıldı. Müferit Tiyatro Kübra ile mi devam edecek? Ekip olarak mı devam ediyorsunuz? Müferit'i ben kurdum. Müferit Tiyatro. Ama ekip çalışması olacak. Evet, yani evet. Oyundan çıkaracaksınız. Tabii yeni ki. Bu sene kurdun tiyatroyu. Yeni kuruldu. Ay, hayırlı olsun. Arkadaşlar, Nedret Avşar farklı görüyorsunuz işte ilkleri. Ben de öğreniyorum. Premier. Lütfen yani. Bugün bir de premier. Kuşları bile vurdular. Bundan sonraki tarihleri 22 Aralık'ta Oda Tiyatrosu. Ve 11 Aralık var. Ve 11 Aralık var. Öyle mi? Evet. 11-22 Aralık Oda Tiyatrosu. 11 ve 22 Aralık Oda Tiyatrosu'nda seyredeceksiniz. Evet. Fazla da bir şey rica ettiler. Sormayalım. Fazla sürprizi kaçmasın. Evet. Srebrenica katliamında genç bir kızın yaşadıklarını anlatıyor aslında. Evet. O direnişini anlatıyor. Daha fazla anlatmayayım. Evet. Fazla konuşmayalım dedi. bu kadar yeter tanıtma. Gelip seyredeceksiniz. Ben bu söyleşinin arkasından birazcık size canlı görüntü vereceğim tabii. Hani ne olmuş, sahne görüntüleri falan azıcık vereceğim. İzninizle tabii ki, sürprizlere dokunmayacağım. Siz zaten bizim olarak 10 yıldır. Tabii ki. En büyük arzum seyircilere ulaştırmak oyunu. Çok salonlarımızı dolu dolu yapmaya yardımcı olmak. Çok teşekkür ederim. Başka bir amacı yok. Arkadaşlar, çok mutlu oldum sizleri tanıdığıma. Biz de size ilk oyunumuzu aldık. Böyle genç bir ekip. İnanılmaz mutluyum. Yolunuz açık olsun. Alkışlarınız, gişeleriniz bol olsun diyeyim. Çok teşekkür ederim. 11 ve 22 Aralık Oda Tiyatrosu Kuşları Bile Vurdular. Alkışlıyorum. Nadine, Srebrenica'da büyüdüm. Bosna. 17 yaşıma gelene kadar mutlu, huzurlu bir hayatım vardı. Lise yıllarım. Bir yandan üniversiteye hazırlanıyor, bir yandan da babamın fırınında çalışıyordum. Benim çocukluğum sıcak ekmek kokardı. Babam her sabah erkenden kalkar fırına gider, kimse uyanmadan ekmekleri hazır ederdi. Ben de okuldan çıkınca doğru fırına koşar,
Yardım etme bahanesiyle babamın yanında kalırdım. Babam! Kızım! Güzel Nadine Hanım! Sen eve gidip dinlen. Derslerine çalışmana yeter. Ben idare ediyoruz. Hem bak çırak da var. Ama baba, ben seviyorum burada olmayı. Hemşire köşede derslerime de çalışıyorum, merak etme. Babama ona yakın olmak için her gün fırına gittiğimi hiç söylemedim. Unutma, annemin Dragan adında bir öğrencisi vardı. Her gün ödev bahanesiyle bize gelirdi. Annem onlar da benim çocuklarım dese de onu öğrencileriyle paylaşmak istemezdim. İş yaparken bazı konuşmalar, sataşmalar duyduk. Birileri arkamızdan laf atıyordu. Dragan'dı. Orada öylece pis pis sırıtmış bize bakıyordu. Suratlı Dragan! Altına kaçırdığın zamanları da biliyoruz. Ağlaya ağlaya bize geldiğin zamanları da. Şimdi büyüdüğünde adam mı oldun sanki? Sümüklü. Dinle, işin bitmedi Balya. Bu bayram kanlı baklavaları yiyeceksiniz. Balya mı? Zayıf anlamında kullanılan bir aşağılama sözü olduğunu söyledi. Ben bunu hak edecek ne yapmıştım anlamadım. Hiç kimse bir şey anlamamıştı ki. Bir şeyler duyuyorduk ama küçük grupların kendi aralarında yaptığı taşkınlıklar olarak adlandırıyorduk. Çünkü biz aynı sokaklarda büyümüş, aynı fırından ekmek almış, aynı sudan içmiş insanlardık. Biz beraber büyüyen komşu çocuklarıydık. Her yuvalar bombalanmış, sokaklar kanla boyanmıştı. Bu saldırılar fazla sürmez. Göreceksiniz. En fazla bir hafta içinde biter. Kim Avrupa'nın göbeğinde bu şekilde insanları öldürebilir? Batılı devletler buna asla izin vermez. O zamanlar babam da bilmiyordu ki Batılı devletlerin Bosna Hersek'ten bir çıkarı olmadığı için üç maymun oynayacaklarını. Tekkeli karşısında donup kalmıştık.